Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Çocukları hapse attım. Ve sizi de hapse atacağım. Beni çıkarın buradan. Sen çok kötü birisisin Polly. Duydun mu beni? Çocukları rahat bırakman gerekiyor. Merak etmeyin çocuklar, korkmayın. Sizi kurtaracağım, kurtar tamam mı? Kurtar bizi abla, kurtar bizi. İnanla, kurtar bizi anne. Tamam çocuklar, tamam, ağlamayın. Ben sizi kurtaracağım. Hem benim arkamda Grolla tombiş. Ha? Ne yapıyorsunuz siz orada? Gözümüz oraya gelmeyin. Çok korkuyor. Ya uf, gelsenize şuraya. Pony, senin işini bitireceğiz. Ve çocukları kurtarmak için anahtarı senden almalı, yolunu bulacağım. Buradan. Beni buraya hapsettin. Çıkar beni. Asla asla, tamam mı? Merak etmeyin çocuklar. Evi en güvenli hale getirip onun içindeki anahtarı alıp kilitlerle sizi kurtaracağım. Tamam mı? Sakın merak etmeyin. Hadi bakalım. Ya Grul, gelsenize şuraya. Çocukları kurtarmamız lazım. Ben gidiyorum ya. Ya adamı sen ittin mi? Niye gelmiyorsun? Ben gelmem. Ben burada kule yapacağım. İyi tamam Tombiş. Sen orada korkuyorsan kule yap. Hadi Grol bakalım. O zaman biz de başlayacağız. Evet. Birazcık korkunç. Ama çocuklar için bunu yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar tamam. Sizler de hoş geldiniz. Hemen size durumdan bahsedeyim canım ailem. Gördüğünüz gibi Pony çocukları buraya kilitledi. Anahtar elimde değil, onun içinde. Şimdi burayı en güvenli hale getireceğiz arkadaşlar. Ve çocukları kurtaracağız. Hadi bakalım. Sizler de çocuklara destek olmak için kanalıma abone olup videoya like atın. Pony'nin işini bitirelim canım ailem. Hadi bakalım Grol, ben burayı kazıyorum. Sen de arkamdan lav koy, tamam mı bakalım? Tamamdır bakalım. Şimdi ben de senin arkadan şöyle lavları koyuyorum. Elimizi çok güvenli yapalım. Ben çok korktum Gökçe. Tamam tamam, korkma Grol sen de. Baksana yani çocuklar orada duruyor. Hadi bakalım şimdi hızlıca evi güvenli hale getireceğiz. Bu arada arkadaşlar, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır sizlerle sohbet edemiyoruz. Okul nasıl gidiyor? Yorumlarınızı birazcık azalttınız. Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizin yorumlarını teker teker okuyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Hadi bakalım Grol, o zaman ikinci lavı kazmaya başlayalım diyorum. Ne diyorsun? İlk önce bence buraya bir dikenleri koysaydık. İyi tamam, dikenleri koyacağım ben. Şimdi buraları kazıp arkama tamam. Lav yerleştir. Tamam mı şimdi dediğimi yap. Geçeceğim ya. Efendim Tombiş'ciğim. Ben bir tane laf öğrendim okulda. Söyleyeyim mi sana? Söyle tamam. Ne lafı öğrendin bakalım okulda? Dinle beni. Hı-hı. Bir elin neşi var, iki elin şişi var. Evet çok doğru. Tamam mı? Çok doğru Tombiş. Gördün mü? Çak çak. İki elin şişi var. Çak. Evet. Evet Tombiş'im, doğru söylüyorsun. O yüzden haydi bakalım, hep birlikte olursak kesinlikle yeneriz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Haydi bakalım o zaman şimdi. Yok canım, iyi şap etmen lazım, yoksa şey çıkmaz. Çok pardon, çok pardon. Tamam o zaman, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Haydi bakalım arkadaşlar, sizler de yapın. Tamamdır, hadi gelin bakalım buraya lavları yerleştirmeye. Tekrardan başlıyorum. Şimdi bunu da bu şekilde koydum. Evet bakalım, tamamdır. Evimiz çok güvenli olacak Pony. Artık bizden korksan iyi edersin. Şimdi de arkadaşlar, buraya görünmez dikenlerden koyacağım. Ama sakın Pony'ye görünmez dikenlerin ne olduğunu söylemeyin. Sizler biliyorsunuz arkadaşlar, görünmez dikenler sadece üstüne geldiğinde batar. Ama Pony bunu bilmiyor, sessiz olun. Yoksa bunlar ne? Grol, bunlar görünmez diken, tamam mı? Pony bunların... Grol ya, uyardım seni, ne yapıyorsun sen? Bunlar görünmüyor. Bunlar aslında normal bir şeymiş gibi gözüküyor ama üstüne bastığında çok tehlikeli bir diken oluyor. Yani ayağını çok kötü yerer. Gerçekten ne mükemmel, seni tebrik ediyorum. Hadi bakalım o zaman şimdi burayı şöyle hızlıca koyalım. Sonra ne koymalıyız Grol? Senin aklında bir fikir var mı bakalım? Ben buraya kaktüs koyalım diyorum. Tamam, kaktüs çok mantıklı. Allah aşkına yani Grol, sen en çok kaktüsü seviyorsun herhalde. Her defasında kaktüs kaktüs diyorsun. Çünkü Grol amcanın beyni kaktüs zekalı. Ya yürü git lan, kendine bak sen, ezik. Hadi gelin bakalım, birbirinize şöyle demeyin. Ver bakalım bakalım sen bana bunu, ben de ardından bunları koyayım. Hadi bakalım, kaktüsü iki katlı koyayım, öyle değil mi Grol? Evet, iki katlı olsun çünkü ne kadar büyük olursa o kadar etkisi daha büyük oluyor. Bence de öyle olmalı. Hadi o zaman ikinci katı da yerleştirelim arkadaşlar hep birlikte. Şimdi bunları da bu şekilde koydum. Evet. Peki arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz hangisi bakalım? Görünmez duvarlar mı? Lazerler mi? Görünmez dikenler mi? Hadi bakalım yorumlara yazın. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Hiç merak etmeyin canım ailem. Şimdi şöyle şuraları da koydum. Evet bakalım. Grol, ben neredeyse kaktüsleri bitirdim. Hatta bitti.
Tamamdır, çok güzel duruyor. Şimdi ne yapalım, bence söyleyeyim mi sana? Bence şimdi lazerlerden bir duvar oluşturalım. Ne diyorsun? Sen al bakalım mantıklı. Demirleri koy. Tamamdır. Ben ilk demiri şöyle koyuyorum. Birazcık lazerlerden uzak olması lazım, yoksa lazerleri parçalayabilir. Hatta şöyle koymamız lazım arkadaşlar, yoksa lazerleri kırabilir yani. Al evet, bakalım. Evet, çok mantıklı. Tamamdır bakalım. Ben de hemen şöyle karşısına birazcık koyacağım şöyle. Gürol, ben almamışım. Neyse, ben buradan alırım. Şimdi şuraya şöyle koyalım arkadaşlar bakalım. Burası gayet mantıklı. Ne diyorsun Giral? Bence çok güzel bir yer oldu. O zaman ben de şimdi lazerleri koymaya başlıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Ben de hemen tekrar karşısına arkadaşlar ikinci katı koyacağım şimdi şuraya şöyle. Çok da geçirtmeden. Evet, burası gayet güzel oldu. Şimdi hemen arkadaşlar bunun karşısına koymaya başlayacağım. Ve sonra evimizin dört bir yanı lazerlerle kaplı olacak ve bu çok Sizin güvenli. Sizin korkaklar. Lazer koyuyorsunuz demek ki. Ne oldu? Korktun galiba yani lazerden birazcık. Ama seni daha bir sürü şey bekliyor burada. Sen hiç merak etme Pony. Çocukları kitleyemezsin. Buna hakkın yok, tamam mı? Göreceğiz bakalım. Sizi de hapsedeceğim mi? Gökçe, senden bir tane tatlı yapacağım. Aynen, ben de senden ne yapacağım biliyor musun? Yani brokoli yapacağım. Çok kötü yani. Senden olsa brokoli olur. Neyse, çocuklar korkmayın, tamam mı? Çok az kaldı. Sizi kurtaracağım. Aa, karnım acıktı benim. Karnım acıktı. Yo, sana kıyamam. Buradan çıkayım, tamam mı? Hepinizi hamburger yemeye götüreceğim. Sakın merak etmeyin. Hamburger. Evet, sakın korkmayın, tamam mı çocuklar? Sizleri çok seviyorum. Hadi bak bakalım. Bak Gökçe, nasıl oldu? Bak bakalım evin etrafına lazerleri koydum. Nasıl gerçekten duruyor, inanılmaz durdu. Ama benim bir fikrim daha var. Ben buraya görünmez duvar koymayı düşünüyorum Giro. Ne diyorsun? Bence tamam, çok mantıklı. Tamam o zaman. Mantıklı. Sen görünmez duvar hallet. Tamamdır, ben görünmez duvarı halledim. Hatta dört bir yanını kaplayalım. Ne diyorsun? Aynen. Dört bir yanı çok iyi olur. Şimdi buraya da koyalım arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Hemen bunun çaprazına tekrardan dört blok koyuyorum. Evet işte bu. Sonra bunun çaprazına dört blok. O zaman ben de buraya bir tane sürpriz hazırlıyorum sana. Sürpriz daha güvenli olsun diye. Sürprizlere bayılıyorum ben. Ama tamamdır o zaman. Şimdi bunu da buraya koydum. İşte bu. Tamamdır bakalım. Gürol, rica etsem bana görünmez duvar tabakasını verebilir misin? Görünmez duvar mı? Bir dakika, hemen vereyim ben sana. Kumandasını galiba, değil mi? Evet, kumandasını istiyorum. Al teşekkür bakalım. Ediyorum. Sağ ol bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya görünmez duvarları artık koyabiliriz. Şimdi buraya bir tane koyduk ve işte bu. Çok iyi oldu. Ne oldu Pony? Birazcık korkmuşa benziyorsun. Sesin de kesildi. Tabii ki ben olsam ben de korkardım. Korkmadım. Yalan atıyorsun Pony, yalan atıyorsun. Aa, buraya koyamadım. Bunun sebebi ne acaba? Aa, buldum sebebini. Burada çimenler olduğu için görünmez duvarı koymama engelleniyor. Şimdi şuraya çimenleri kestim. Evet işte bu. Şimdi artık koyabilirim. Şimdi buraya da şöyle koyduktan sonra işte bu. Çok güzel oldu gerçekten. Bak Gökçe, ben de buraya lavları koydum tekrardan. Oo, evet Gürol, çok mantıklı. Oo, gerçekten de çok iyi oldu. Pony evimizi görünce şaşkınlıktan delirip kaçacak Tomiş bence. Nerede? Tomiş ne yapıyor? Bilmiyorum, ne yapıyor ki? Tombiş, ne yapıyorsun bakalım? Kule yapıyorum, nasıl olmuş? Vay canına, kule gerçekten çok iyi olmuş. Sanki Pony'nin renklerinden esinlenmiş gibisin. Evet, Pony'nin renklerinden çaldım onları. Çaldım valeye. Tamam bakalım, gayet güzel olmuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimiz de üstten aynen bu şekilde gözüküyor. Ben gerçekten eve bayıldım. Gürol, sen ne düşünüyorsun ev hakkında? Evet çok güzel ama bence birkaç eksik daha var. Eksik mi? Peki eksik nedir Gürol? Bana göre tam yani. Bence şimdi eksik olan püskürtücü Gökçe. Aa, doğru söylüyorsun. Püskürtücü sayesinde Pony yok olur. Tamam o zaman ben kızıltaş bloklarını koyayım. Tamam, sen kızıltaş bloklarını yerleştir önüne. Tamamdır, şimdi buraya bu şekilde koyuyorum. Sonra bak. Buraya. Ve bunu koyduktan sonra duman bakış mı ittiriyor? Aa, çok güçlü. Evet, gerçekten de ittiriyor. Tamamdır o zaman, hadi bakalım. Ben kızıltaş bloklarını koyuyorum. Şimdi şöyle şuraya koydum, buraya koydum, buraya koydum. Aa, olamaz, koyamadım. Tamam işte bu. Buraya da koydum ve son olarak diyorum ki buraya koyayım. Evet, şuna bak. Çok güçlü oldu evimiz. Ama en önemli detayı unuttuk. Tabii
tabii ki de top atarlar Gürol, top atarlar. Aa, top atarlar olması lazım. Doğru ya, nasıl unuttuk Gökçe biz onu. O zaman ben sana top atarı vereyim mi? Evet, tabii ki verebilirsin. Top atarı verdim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım arkadaşlar, top atarları da koyduktan sonra evimiz neredeyse bitmiş olacak. Hadi bakalım, ben şimdi bunu buraya koydum. Bunu da böyle koyuyorum. Şimdi bunu böyle koyacağım. Ve işte son olarak bunu da bu şekilde koydum. Bence çok güzel oldu. Haydi Gökçe, o zaman. Güvenlik kameralarını unuttuk. Al güvenlik kamerası da koy. Aa, doğru, güvenlik kameraları da çok önemli. Hadi bakalım o zaman, güvenlik kameralarını da koyayım. Şimdi bir tanesi buraya ve bunu aktif hale getirmem gerekiyor. İşte bu. Tamamdır bakalım. Şimdi arkadaşlar, kameralardan ikincisini koydum ve onu da aktif hale şu şekilde getirdim. Bence çok güzel ve çok güvenli bir evimiz oldu. Hadi bakalım, şimdi buraya da şöyle koydum. Bunu da aktif hale getirdim. Kontrolüne bakayım, görebiliyor musun beni? Şimdi bakacağım, sen hiç merak etme. Şimdi bunu da böyle koyayım. Bunu da böyle yapayım. Bakalım neler varmış şöyle. Dörde bakalım. Oh, evet, poniyi tam açı olarak görebiliyorum Gürol. Bu çok beni iyi gerçekten. Musun? Evet, seni de görüyorum Gürol. Merhaba Gökçe. Merhaba. Hadi bakalım, sen git yardım et. Ben de o sırada buradan poniyi izleyeceğim. Herhangi bir durum olursa ben sana takip ederim, tamam mı? Tamamdır, ben Tomuş'a yardım ediyorum. Tomuş, ben geldim. Hadi Gürol, yardım et bana. Tamamdır bakalım, şöyle şunları koyalım. Tomuş, ben buraya çitler koyuyorum. Bir de aşağıya trambolin koydum. Yani Gürol amca, bakayım nasıl olmuş. Bakayım şöyle. Oo, çok güzel duruyor. Evet Tomuş, buradan aşağı trambolin atlayacağız. Aşağı düşmemiz için de buralara böyle çitler koyalım ki daha güvenli olsun. Yani bakalım, ben sandıklara gidelim. Oo, çok eğlenceli. Hadi gel Tomuş, hadi gel. Sandıkları ayarlayalım. Silahlarımızı ayarlamamız lazım. Hadi gel bakalım. Tamamdır bakalım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Pony hala hapishanede. Duvarları mı açıldı? Olamaz. Pony'nin duvarları açıldı. Gelin bakalım buraya. Oh, olamaz. Ah, çıktım kameradan. Olamaz arkadaşlar. Pony'nin duvarları açıldı. Sizler de gördünüz mü? Gürol, gürol. Hadi gelin bakalım. Pony'nin efendim, duvarları Gökçe açıldı. Aa, harbiden bakarım şu an. Pony'nin duvarları açılmış. Gel buraya Gökçe'cim. Geliyorum, geliyorum. Onun işini bitireceğiz. Yoksa çocuklar zarar görecek. Hadi gelin bakalım. Ah, tamamdır. İşte çıktım. Gökçe'mle ne yapacağız biz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Burası benim galiba. Onun işini bitireceğiz. Ne mi yapacağız? Onunla çok fena derecede savaşacağız, tamam mı? Elimizde bütün malzemelerimiz var. Hemen şu zırhları giydikten sonra şurayı da giyeyim. Zırhıma bak. Mavi i̇şte zırh bu. Çok iyi. Benimki de kırmızı. Gerçekten de çok iyi olmuş. Aa, sanırım bu geçitten geçeceğiz. Evet evet. Aşağıyla trambolini atlayacaksın. Oo, dikkat ama et. Ama bu çok korkunç. Hayır, atlayamam Tombiş. Ya Tombiş, ne yaptın? Korkuyorum dedim. Senin sana. Senin sıra Tombiş de. Ha, hadi. Ben de geliyorum. Woohoo! Tamamdır Gökçe bakalım. O zaman Pony'nin işini bitireceğiz. Pony, anahtarları bana ver, tamam mı? Çocukları kurtarmam gerekiyor. İşte geldiniz. Gelin buraya. Ha, olamaz Pony. Olamaz Pony. Oh, aa, Pony çok güçlü. Çok al bakalım sana. O güçlüyse ben ondan daha da güçlüyüm. Al bakalım. Gelin buraya. Çocuklardan uzak dur Pony, tamam mı? Anahtarı ver. Beni hiçbir yere atamayacaksın. Aksine hapse attın. Herkesi alıp sen çıkartacağım. Oh, evet. Aa, anahtar. Anahtarı bulamıyorum. Anahtarı buldum. Burada. Nerede? Burada. Ben bak düştü. Şu harika düştü. Yaşasın. Ah, tamamdır. Çocukları kurtaracağım şimdi. Gel bakalım şöyle. Çocuklar, iyi misiniz? Bakalım Gökçe hepiniz. Gökçe abla bizi kurtar. Gökçe abla kurtar bizi. Gökçe abla bizi kurtar. Bizi çok teşekkür ederiz. Rica ederiz Gökçe çocuklar. Şimdi eve gidince. Tamamdır çocuklar. Tabii ki sizi kurtaracağım. Çünkü sizleri çok seviyorum. Hadi size hep beraber hamburger yemeye götüreyim. Sonra da ailenize teslim edeceğim. Neyse canım ailem, gördüğünüz gibi bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Çocukları kurtarmayı başardık. Ve tabii ki sizlere de bakıyorum ki bolca like, yorum atmışsınız. Abone olmuşsunuz. Sizlerin de desteği çok önemliydi benim için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve ekranda çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz. Sizleri çok sevdiğimi zaten unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere ve bay bay.